İlk önce tin fiili ile başlayalım. Bu fiilin birçok farklı anlamı vardır fakat bunlardan biri de taşınmaktır. Bu fiil geçmiş zamanda preteritumda talk olarak kullanılırken taşınmak anlamına geldiğinde perfect de sein ile kullanılır ve ist gezogen olarak kullanılır. Eğer bir yerden bir yere taşınırken Hangi şehre ya da hangi ülkeye taşındığınızı belirtiyorsanız o zaman bu fiilin kullanılması gerekir. Hemen örnek cümlelerimize bakalım. Ich nah nach München. Ich zie Bu cümle Münih'e taşınıyorum anlamına gelir. Burada hangi ülkeye ya da hangi şehre taşındığımızdan bahsettiğimiz için Ziehen fiilinin kullanılması gerekir. Bir başka örnek yapalım. Wir ziehen nächste Woche nach Österreich. Wir ziehen nächste Woche nach Österreich. Bu ise gelecek hafta Avusturya'ya taşınıyoruz anlamına gelen bir cümledir. Yine bir önceki örnekte olduğu gibi burada nereye taşınıldığından bahsediliyor. Bir önceki örnekte bu bir şehirken burada ise bir ülke. Wann zieht ihr nach Stuttgart? Wann zieht ihr nach Stuttgart? ise ne zaman Stuttgart'a taşınıyorsunuz? anlamına gelen bir soru cümlesidir. Yine burada taşınılan yerden şehir olarak bahsedildiği için ziehen fiili kullanılıyor. Bir de geçmiş zamanlı bir örnek yapalım. Sie ist nach Berlin gezogen. Sie ist nach Berlin gezogen. Cümlesi ise o Berlin'e taşındı anlamına geliyor. Taşınma eylemi bir konum değiştirme belirttiği için eğer bir fiil taşınmak anlamına geliyorsa o zaman geçmiş zamanda zayn ile kullanılmalı. Aynı bu örnekte olduğu gibi. Bir diğer örneğimiz ise Wir sind letzte Woche nach Köln gezogen. Wir sind letzte Woche nach Köln Bu cümle ise geçen hafta Köln'e taşındık anlamına gelir. Yine hangi şehire taşındığımızdan bahsettiğimiz için burada ziehen kullanmamız gerekiyor. Fakat bu geçmiş zamanda olduğu için gezogen kullanıyoruz. Gelelim umziehen fiiline. Umziehen fiil de Türkçe'ye çevrildiği zaman yine taşınmak anlamına gelir. Fakat burada önemli olan sadece ve sadece taşınma eylemidir. Nereye taşındığınızın bir önemi yoktur. Ve bu fiil ayrılabilen bir fiildir. Bu nedenle preteritumda kullanılırken Zog um şeklinde kullanılırken perfect de taşınmak anlamına geldiği için sein ile kullanılır ve ist umgezogen şeklinde belirtilir. Hemen bir örnek yapalım. Wir ziehen um. Wir ziehen um. Bu taşınıyoruz anlamına gelir. Burada nereye taşındığımızın herhangi bir önemi yok. Burada belirtilmek istenen şu an taşınma eyleminde olduğumuz. Bir başka örnek: Ich ziehe morgen um. Ich ziehe morgen um. Bu ise yarın taşınıyorum anlamına gelir. Yine bir önceki örnekte olduğu gibi burada önemli olan taşınma eylemi. Nereye taşındığım ülke, şehir olarak önemli değil. Bir de geçmiş zamanla örnek yapalım. Sie sind gestern umgezogen. Sie sind gestern umgezogen. Bu ise onlar dün taşındı anlamına gelen bir cümledir. Wir sind umgezogen. Wir sind umgezogen. İse taşındık anlamına gelir. Bu cümleyi genelde taşınan dükkanların camlarında yazılı bir şekilde görebilirsiniz. Genelde de bu yazının altında taşınılan yeni adrese yer verilir. Gelelim taşınmak anlamına gelen bir diğer fiile. Bu da einziehen. Einziehen. Her ne kadar Türkçe'ye çevrildiğinde taşınmak anlamına gelse de yine anlam olarak diğer ikisinden ayrılıyor. Einziehen kullandığınız zaman bir yere taşındığınızdan bahsetmeniz gerekir. Bu yeni bir ev olabilir, yeni bir dükkan olabilir. Bu da umziehen fiili gibi ayrılabilen bir fiildir. Hemen bir örnek yapalım. Er zieht morgen in die neue Wohnung ein. Er morgen in die neue Wohnung ein. Cümlesi o yarın yeni eve taşınıyor anlamına gelir. Burada bir eve giriş var. Bu nedenle burada einziehen kullanılması gerekir. Eğer nereye taşınılacağından bahsediliyorsa bu durumda in edatı kullanılmalıdır. Ama her zaman bunu belirtmeye gerek yoktur. Yani her zaman in edatı kullanmak zorunda değilsiniz. Buna bir örnek verecek olursak ich ziehe übermorgen ein. Ich ziehe übermorgen ein. Bu cümle Türkçe'ye çevrildiğinde yarından sonraki gün taşınıyorum anlamına gelir. Fakat burada verilmek istenen anlam yeni taşınacağınız yere yarından sonraki gün giriş yapacağınızdır. Yani ein ziehinde bir yönelme var. Yeni bir yere taşınmak. Olarak da Türkçeleştirebiliriz. Wann zieht ihr ein? Wann? zieht ein? Cümlesi ise ne zaman taşınıyorsunuz anlamına gelir. Fakat buradaki yine anlam yeni yere ne zaman geçiş yapıyorsunuz, yeni yere ne zaman giriş yapıyorsunuz şeklinde düşünülebilir. Eğer birinin yanına taşınıyorsanız o zaman da bu durumda by, edatı kullanılmalıdır. Örnek Meine Schwester ist bei mir eingezogen. Meine Schwester ist bei mir eingezogen. Bu cümle ise kız kardeşim bana taşındı anlamına gelir. Ve şimdi de gelelim taşınmak anlamına gelen son fiilimize. Bu da Austin. Austin. Her ne kadar Türkçe'ye çevrildiğinde taşınmak anlamına gelse de aslında bir yerden taşınmak anlamına gelir. Yani bir yerden artık çıkış yapıyorsanız taşınırken bu eski eviniz olabilir, eski dükkanınız olabilir. Bu durumda ausziehen fiilini kullanmanız gerekir. Bu fiil de umziehen ve einziehen fiillerine olduğu gibi ayrılabilen bir fiildir. Hemen bir örnek yapalım. Wir müssen morgen ausziehen. Wir müssen Bu cümle yarın taşınmak zorundayız anlamına gelir. Fakat burada aslında verilmek istenen anlam yarın bulunduğumuz evden çıkmak zorundayız olmalıdır. Çünkü burada aussein fiili kullanılmış. Eğer nereden taşınacağınızı belirtmek istiyorsanız da burada aus edatını kullanabilirsiniz. Wir ziehen am 31. Mai aus. Wir ziehen am 31. Mai aus. Bu cümle ise 31 Mayıs'ta taşınacağız anlamına gelir. Fakat burada verilen anlam yine bir önceki cümlede olduğu gibi 31 Mayıs'ta yani Mayıs ayının sonunda şu an ikamet edilen dükkan ya da evden ayrılanacağıdır. Buna geçmiş zamanda bir örnek verecek olursak Wir sind vorletzte Woche ausgezogen. Wir sind vorletzte Woche ausgezogen. Bu ise geçen haftadan önceki hafta taşındık anlamına gelen bir cümledir. Yine burada bahsedilen şey iki hafta önce ikamet edilen dükkandan ya da evden ayrılıldığıdır. Birçok farklı anlama gelebilen tiin, umtiin, eintiin ve austiin fiilleri taşınmak anlamlarına da gelir. Her ne kadar Türkçe'ye taşınmak olarak çevirseler de aralarında küçük anlam farkları vardır. Taşınma eylemi konum değiştirme belirttiği için bu anlamda bu fiiller geçmiş zamanda kullanıldıklarında sein ile kullanılırlar. Diğer anlamlarında haben ile kullanılabilirler. Buna lütfen dikkat edin. Eğer taşınılan ülke ya da şehir belirtiliyorsa o zaman Zien fiili kullanılmalı. Eğer genel olarak taşındığınızdan bahsediyorsanız bu durumda da umziehen kullanmanız gerekir eğer bir yere ya da birinin yanına taşınıyorsanız bu durumda Einziehen kullanmanız gerekirken bir yerden ya da birinin yanından taşınıyorsanız bu durumda da Ausziehen kullanmanız gerekir. Bunu şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Um, ön eki genelde bir şeyi değiştirmek olarak kullanılır. Ein ise bir şeyin giriş yapıldığı durumlarda kullanılır. Yani bir yere giriş yapmak, bir eve girmek gibi düşünebilirsiniz. Aus ise genelde bir çıkışı temsil eder. Burada da Ausziehen olarak kullanıldığında bir yerden ayrılarak taşınmayı temsil ediyor. Belki bu şekilde düşünmek birazcık daha akılda kalmasına yardımcı olabilir. Öğrendiklerimizi pekiştirebilmek için 4 soruluk minik bir alıştırma hazırladım. Bunların cevaplarını aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve düşüncelerinizi bizimle yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Daha fazla Almanca videosu için video sonunda bulunan karta tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.